Kim başlıyor? Buyurun Funda. Merhabalar, ben Funda Ergit. Ben de Hafsa Nur Sancaktı'dan. Bugün O Ne Diyor'dan gelen merak ettiğiniz soruları yanıtlıyoruz. O zaman... Hemen başlıyor muyuz? Kim başlıyor? Funda ve Hafsa'ya sorun. Evet, ikimize. Birbirinize lakap taktınız mı? Taktıysanız söyler misiniz? Hafso diyorum ben sana Fundi arada. Ben Fundi diyorum, Fundi. Çok kötü lakaplatılmışsın. Bunlar lakap değil, adlarımızı satmış. Yakın çevren çok sinirli olduğunu nasıl anlar? Sinir? Agresif, mutsuz ve böyle kalp kırıyorum biraz. Galiba oradan anlayabilir. Ben gördüm, hiç görmedim. Sen benim sinirli anımı hiç gördün mü? Sen benimkini gördün ama sonra bana değildi. Bunu şimdi burada konuşayım. En yakınlarına seni sorsak ortak cevapları ne olurdu? Hiçbir fikrim yok. Ne derler? Bilmiyorum. O zaman ben söyleyeyim. Söyle, sen söyle. Çok güzel bir kadın derim. Ne? Geçelim. Birbirinde benzer özellikler var mıdır? Birbirinde, ikimizin arasında. Bence yüzümüz benziyor zaten. Evet. Ben benzetiyorum biraz. Sesimiz de benziyordur. Evet. Fiziksel özelliklerimiz benziyor herhalde. Hı. Evet, fiziksel olarak benziyor. Bizim için setin enlerini seçer misiniz? En komik, en uykucu, en tembel. En tembel. Ha, temelden başlayalım. Tembel Sinan değildir. Değildim. Ali mi ya? Ali de değil Ali ki. Ali de değil tembel ya. Bence Ata. 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 Evet, Ata. Ama en uykucu en da Ata mı yok? Ata değil. Sette hiç uyuyan yok. Ali'yi birkaç kere uyurken gördüm ama uykuculuktan değil yani. Ne yapsın gecenin yani. Körü artık. En komik kimdir? En komik Ali bence. Bence de öyle. Ben de bunu daha önce söylemiştim. Ama Sezer de doğal komik. Kendisi komik yani. Evet. Bir yere gitmek istemediğinizde en çok kullandığınız bahane setim var dışında. Bütün oyuncuların kullandığı en güzel kaçış değil mi? Evet. Onun haricinde hastayım. İşim var ama o da set oluyor. Geçtik. Olsa. Gizli gizli sevgilinizin neşal... Bence okudun. Hayır, mesajlarını okuduğunuz oldu mu? Ben yapmadım. Ben bir kere yaptım ama ya. Ama şöyle gelen bildirimlerim neymiş? Ben bir kere yapmıştım. Yani çok eskiden. Pişman oldum. Ergenlik zamanları. Ergenlik de 20'li yaşların başı falan. Sıyırdı şu anda. Ne? Sıyırdın şu anda. Ergenlik deyip. Yok yok, 20'li yaşların başı ya artık. Yaş bu ben kadar. Evet. Sen demek. Ben kadar. Belki de sen de. Olsun. Şehir dışı bir işte çalışmak zor oluyor mu? Hep beraber mi kalıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum ve sizi öpüyorum. İzmir'de olmak şöyle çok keyifli. Trafik yok. Çok az insanız. Çok huzurluyuz, mutluyuz. Pandemiden uzaktayız. Ve keyifli. Evet. Sadece zor olan kısmı benim için şey. Arkadaşlar, eşim, dostum falan. Onun dışında İstanbul'u mesela gidip, iki kere gidip geldim ben bu arada sadece. Bu ikinci gelişim benim. Yani hiç böyle bir özlem duymadığımı fark ettim. Bir tek işte arkadaşlar, eş, dost onlar. Biz 3 ay oldu değil mi başlayalım? Kasım sonu geldik. 3,5 ay falan oldu. Ben yaklaşık 2,5 aydır kendimi İstanbul'a özlüyorum. Sen sürekli geliyorsun. Evet, ben yapamıyorum şehir dışında. Benim için keyifli. Benim arkadaşlarım falan işte dediğim gibi orada olsalar hiçbir problem yok. Şaşırdım ben de aslında yani. Özleyeceğimi bekliyordum ben de. Öyle düşünüyordum ilk geldiğinde ama olmadı. O zaman seni bırakalım İzmir'de. Ya bilmiyorum, temelli olamaz herhalde ya. Numaranızı isteyen birine başkasının numarasını verdiğin oldu mu? Oldu. Ben de yaptım. Özellikle dükkanlarda ve bir kere çok kötü bir şey oldu. Ben yanlış numara verdim. Bir tane mağazada. Aslında vermek istemiyorum. Ama işte bir... Ne bileyim, fatura matura bir şeyler yapmamız lazım falan filan dediler. Sonra yanlış son rakamını değiştirerek verdim. Sonra hanımefendi, telefonunuza bir kod gelmiş olması lazım. Bunu bize verir misiniz dediler. Aa yok, telefonum kapanmış galiba falan gibi böyle ben yalanlarla. De, evet, bende de işte bir çok darlayan setten bir insan vardı böyle. İşte ben de sürekli numaramızın sonunu hep yanlış... Bizim setten mi? Hayır, bizde değil. Ondan sonra ve sonunda adam anladı ve artık yeter dedi. Ben de bilerek yanlış veriyordum hep numarayı. Hassas noktan nedir? Olsa asla dayanamam dediğin şeyi merak ediyoruz. Yani bu aralar... Kara lahana çorbası çok hassas bir noktam. Çok, yani birkaç gündür ben kara lahana çorbası ve mısırlı barbunyalı. Evet. Nasıl evet. Yani? Ablam yapmış, gidip yiyeceğim şimdi. Çok özledim çünkü evet. Ablam nerede? Bana da verir misin? Hassas nokta evet. Diyet bozma diyebilirim ben de yemekten gideceksek. Sen nereye diyet bozuyorsun? Sürekli kerevizle dolaşıyor kendisi. Sürekli zeytinyağlı kereviz.
Çabuk parlayıp çabuk sönenlerden misin yoksa sonuna kadar sabredip patlayınca asla affetmeyenlerden mi? Ben çabuk parlayıp çabuk sönen ve çok çabuk unutan biriyim. Bana ikisi de oluyor yani, ben bilmiyorum ne olduğunu. İkisi de oluyor bana. Sen illa beni seçmek zorunda mı? Sen çabuk parlayıp çabuk sönüyorsun. Ha. Evet öylesin. Öyleymiş. Çabuk parlayıp çabuk sönüyorum. Partnerleriniz hakkında aklınıza gelen ilk şeyi söyler misiniz? Ali Atay ve Alperen Duymaz'a bizden selam söyleyin. Alperen'in aklıma gelen ilk bir şeyi... Şu son zamanlarda ayakkabı kunduraları falan var, böyle kahverengileri. Ayağında kundura. Benim aklıma Alperen dediğimizde siyah valize geliyor sürekli. Benim sürekli siyah bavullaydı. Ya kaç bölüm sürdü o? Herhalde. Sürekli elinde valize geliyor. Bir bölüm müydü o ya? Evet, daha uzun geldi. Birinci bölümü biz çok uzun çektiğimiz doğru, için. Evet. Evet, iki aydı ondan falan. Ondan uzun gelmiş oluyor. Alperen sürekli valize geliyor. Evet. Ne zaman bırakacaksın onu Alperen? Hayatının süper kahramanı varsa... Var mı? Varsa neden o? Hayatımın süper olduğunu kahramanı... Olduğunu anlamış bulunduk. Yok. Yok, hayatımda süper kahraman yok. Ama ben bir süper kahraman olmak isteseydim Süpermen olmak isterdim. Çünkü uçmak isterdim. O kadar güzel cevap verdim ki. Ya çalışmış mıydın? Okudun mu sen bu soruyu? Ben bu soru bana değildi, o yüzden geçtim. İkinizin de saçlarına bayılıyorum. Benim için bir kere saçınızı havalı bir şekilde savurur musunuz? Neden bunu yaptın bize? Burada konuştuğumuz gibi tam yeri. Doğrusunu bildiğin yalanları dinlerken surat ifaden nasıl oluyor? Gibi bir şey herhalde. Değil mi? İnanıyormuş gibi bir yandan. Bir yandan ama, ama anlat. Ne ya kadar çünkü gördüm. Şey oluyor böyle karşındakini... Aptal yerine koyuyor ya. Yani o sinir bozucu bir şey. Sinir bozucu bir ama herhalde... Ben karşı taraf yerine utandığım için çok şey yapamıyorum. Böyle yalanını yüzüne vurmayıp yalan söylemiyormuş gibi böyle inanıyormuş gibi görünüyorum. Hmm. Ya da yalan olduğunu anladığımı anlamamasını istiyorum. Çünkü çok utanç. Hadi canavarla. Evet. Gerçekten. Evet. Öyle dinliyorum yani. Ama sonra soracaksam soruyorum. Sorarsın. Ben dinlemem. Anlarsam dinlemem. Aferin sana. Teşekkür ederim. Erken öğrendim. Son Yaz dizisini büyük bir keyifle takip ediyoruz. Diziyi kabul etmenizdeki en büyük etken ne oldu? Ya hikayesi galiba. Yani birincisi karakter, ikincisi hikaye. Böyle bir insan hatalarına dair ve insanın iyileşmesine ya da değişmesine, dönüşmesine dair bir hikaye olduğu için. Ve karakterleri ve ana karakterlerimizi de hatta böyle hatalarıyla da görebildiğimiz mükemmel olmayan karakterler oldukları için ilgimi çekmişti. Bir de ayrıca Canan karakteri böyle bu kadar genç yaşta çocuk sahibi olup işte hayatını böyle ailesine vakfetmiş bir kadın olup sonradan tekrar ayağa kalkma, kendi ayaklarının üzerine durma hikayesi olması ilgimi çekmişti. Teşekkürler. Teşekkür ederim sunduğun. Benim de aynı şekilde... Karakterlerin arasında çok gerçek bağların, işte herkesin her karakterde kendinden bir şey buluyor olması ve hiçbir şey yazılmak için yazılmamış olması. Bütün karakterlerin evlerimizde oluyor olması benim hoşuma gitmişti ve çok sıcak İzmir, uzun zamandır da seyretmediğimiz havayı verdiği için güzel, çok hoştu. Karakterim adına da güzel, dişi bir kızdı. O yüzden dedim hadi ya. Bunu da öyle kabul ettik işte. Çok da güzel oldu. Duygulandık. Sonuçlarına katlanmadan bir şey yapabilseydiniz ne yapardınız? Bir tane suç işlerdim ben ya. Çok sert bir suç cevap oldu ama ben bir suç işlerdim. Ya şey olabilirdi. Çok yüksek bir yerden atlayıp sonucunda ölüm olmasa bunu yapmak isterdim. Ha, böyle adrenalinli bir şey yapmak isterdim mesela. İçindeki şeyi gördük böyle kız. Şeytanı. Neydi o? O zaman hadi birlikte çekelim. Tut ucundan. Hadi gel. Batıl inançlarınız var mı? Varsa var, ne? Ben son 6 aya kadar bıraktım batıl inançlara inanmayı. Yoksa işte yok kara kedi, yok ters giydin işin ters gidecek falan. İşte falan, nazar değmesin. Onu yapmıyor musun sen? Yok, yapmıyorum. İnanmıyorum çünkü. Benim de batıl inancım yok. Ama mesela ayakkabı böyle ters durduğu zaman hoşuma gitmediği için ama. Hani öyle şeyden, kötü bir inançtan değil de. Ve böylelikle de çok sakin bir soruyla videonun sonuna geldik.
Evet, sizden gelen soruları yanıtladık. Asla kapatamıyorum. Ben kapatıyorum. Asla bugün, yapamıyorum. Evet, sizden gelen ve merak ettiğiniz bazı soruları yanıtladık. Çok keyifliydi benim için. Mükemmel bir kapanış konuşması yaptım. Bana söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Böyle bir kapatış.